Sizlere bir bebeğin ve bir şempanzenin kardeş olarak büyütüldüğünden bahsetsem kulağa oldukça ilginç geldiği aşikar. Amerikalı psikolog olan Winthrop Niles Kellogg, psikolojinin ve hayvan davranışlarının temellerini atmaya çalışıyordu. Fakat daha sonra işi daha da ileri götürerek primatlar üzerinde çalışma gerçekleştirmek istedi. Şempanze gibi kuyruksuz bir maymunu bir insan bebekle bir arada büyüterek davranışlarının karşılıklı olarak değişimini incelemek istedi. Bu yüzden insan yavrusu olarak kendi oğlu Donald'ı denek olarak kullanmaya karar verdi. Şempanze Gua'ya tıpkı Donald'a davranıldığı gibi davranılıyordu. Masaya oturtulup yemek yedirildi, yıkandı, eğitildi ve hatta giydirildi. Ancak 9. ayda beklenilmeyen bir şey oldu. Gua insan dilini öğrenmiyordu ama Donald şempanze dilini taklit etmeye başlamıştı. Bu deneyin etkisinden uzun süre çıkamayan Donald, 43 yaşında kendisini öldürdü. Şempanze Gua ise kardeş olarak büyütüldü. Donald'dan ayrılması üzerine bir yıl sonra vefat etti.